Ama üretime geçmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunlar yanıcı maddeler, patlayıcı maddeler. Lütfen kendinizi riske atmayın. Kendinize güvenmiyorsanız veya güvenlik önlemlerini almadıysanız lütfen bu deneyleri yapmayın. Etrafım şu an yanıcı şeylerle dolu. Deniyoruz. Hadi bakalım. Hıhı. Bu mudur? Işıkları bir söndürüp bakalım. Bayağı ananı sikeyim. Niye söndü? Doksanlarda yaşanan Körfez Savaşı'nı hatırlıyor musunuz? İran ilk işgal edildiği zamanı. O zaman gece yarısı bültenlerinde işte yeşil ekranlarda uçan füzeleri falan ilk defa izler olmuştuk. Gerçekten ilk defa bir savaşı kanlı canlı televizyonlarda izleyebilir hale geldik. Ondan sonra tekrar ikinci İran işgali, ikinci Körfez Savaşı, daha sonrasında Afganistan, onun dışında yaşanan birçok iç savaş olsun. 11 Eylül'ü mesela uçakların çarpışını izledik canlı yayında ikincisinin. Daha sonra en güncel olarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nı görüyoruz ve oradaki insanların neler yaşadığı, nelerin eksikliğini hissettiği, ne yaparlarsa daha uzun süre hayatta kalabildiklerini ciddi anlamda canlı yayınlarda görür hale geldik. O zaman başımıza bir iş gelmeden, bir savaş çıkmadan, elimizde hazır imkan varken hazırlanmak gerektiğine karar verdim. Ben ve benim gibi insanlar. Ve hazırlık anlatıyor, hazırlık öğreniyoruz. Bu tarz bir zor durumda, afetlerde, savaşlarda veya kıyamet denilecek büyüklüklerdeki halk olaylarına hazırlanmaya başladık arkadaşlar. İlk kendin yap videomuzun konusu aslında sığınak lambası yapımı üzerine olacak arkadaşlar. The Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Bu tarz içerikler, hayatta kalma içerikleri, kıyamet senaryoları hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olun. Sevdiklerinize bu videoları atın, paylaşın. Onlar da öğrensin. Onlar da şimdiden hazırlanmaya başlasın. Yarın çok geç olduğunda internetimiz olmayacak büyük olasılıkla. Bu tarz hazırlıkları kulaktan dolma bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. O zaman videoya geçebiliriz arkadaşlar. Sığınak lambası, sığınak ocağı denilen şeyin birkaç farklı yapım yöntemi var arkadaşlar. Öncelikli olarak parafin eriterek bu tarz kutuların içerisine karton katlayarak yapıyorlar. Ama ben bugün bunu anlatmayacağım. Bunu anlatmama sebebim elimde yeterince parafin yok. Parafin aldığımda onu yapacağım. Bu sığınak parafinli lambanın sıkıntısı biraz is yapıyor. O yüzden onu sonraki videolarda anlatacağım. Bu benim ilk kendin yap videom. Daha doğrusu ikinci, ilkini yayınlamadım. Çok kötü olmuştu. Hiç sormayın. Bugün alkol lambası yapacağız. Ben 3D yazıcılarla ilgilendiğim için izopropil alkol almıştım zamanında. Yaklaşık 24 kilo. Bunun çoğunu bitirdim. Azı kaldı ve azını da bir lamba yapmak için kullanmak istiyorum. Lambayı da benim internette yaptığım araştırmalarda böyle bir cam kavanoz gibi bir şeyle yapıyorlar. Bunun sıkıntılı kısmı yani fitili daha sonra kapatıp bir şekilde alkolün uçmamasını sağlamanız gerekiyor. Onun için de şöyle basit bir çözümüm olacak. Bunu sadece sığınakta kullanacağım için şöyle kapatıp bırakmayı düşünüyorum. Hem söndürürken de kolaylık olur diye düşündüm. Ama üretime geçmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunlar yanıcı maddeler, patlayıcı maddeler. Lütfen kendinizi riske atmayın. Kendinize güvenmiyorsanız veya güvenlik önlemlerini almadıysanız lütfen bu deneyleri yapmayın. Etrafım şu an yanıcı şeylerle dolu. İşte çakmak gazı, bu mesela yine bir sığınak ocağı, bu hazır alınan bir reşo yakıtı, ne bileyim Zippo benzinlerimiz, her şeyimiz var. Yani olabildiğince tehlikenin içerisindeyiz. Öncelikli olarak ben fitil aldım arkadaşlar. Yani bunu normalde pamukla da yapabilirsiniz. Pamuğumuz da var. Pamuğu işte ince böyle bir iplik haline getirip
pamukla da yapanlarını gördüm. Şu an hazır hala savaşa başlamamışken, hala fitil bulabiliyorken ben fitille yapmayı tercih ettim. Bunun metresi doğru yerde alırsanız yaklaşık 15 lira falan. Ben 15 liraya aldım. Bu tarz küçük kavanozların içine yani belki 30 santim civarında bir parça kesiyorlar arkadaşlar. Yani bittiğinde çekip çekip uzatıp kullanabilmek için daha iyi emsin diye ben şöyle bir keseyim diyorum. Gayet güzelce kestik. Bunu köşeye ayırıyoruz. Burada gördüğünüz bir alüminyum folyo parçası var. Bu yanlardan ekstra hava kaçağı olmasın veya alev dışarıya taşmasın, alkol çıkmasın diye yapılan bir parça anladığım kadarıyla. Ben bunu bira kapaklarında bulunan şeylerden yaptım. Ne denir ona? Alüminyumlardan yaptım. Şimdi bu genişlikte bir ağız açacağım buna. Bunu da bir işaretleme yapmam gerekiyor. Hani kendin yap projesi yapıyoruz ya, bütün proje boyunca aslında normalde kullandığımız, anlattığımız ekipmanları kullanalım modundayım. Bu şekilde evet delik deldik. Şimdi bu deliği açmamız, büyütmemiz gerekiyor. Ben kullanmadığım eski bir bıçağı burada feda edeceğim. Biraz içe doğru bastıra bastıra şuraların. Bıçak keskin ve gördüğünüz gibi elimden kayıverdi. Bunlar çok çok tehlikeli işler arkadaşlar. Açıklığımızı yaptık, yeterince açamamışız. Neyle açarız bunu? Neyle? Bunu açalım bakalım. Şöyle bastıralım. Bastır. Neyle açabiliriz? Makasla açabiliriz. Evet, makasla açmak daha iyi oldu. Açıldı. Ben bunu direkt geçiriyorum. Tersten geçiriyorum ki. Geçirdim bütün ipimi. Ve şey geldi. Okey. Alüminyum folyonun olduğu yere geldik. Bu kadarcık bir kısım bize yeter gibi. Ve içine bu şekilde koyuyoruz. Peki neyimiz eksik? Hava deliklerimiz eksik. Önceden hazırlanmış matkabımızla hava deliği açalım. Şu yan kısma iki tane küçük delik açacağım. Bir tanesi matkapla açacağım arkadaşlar. Bu matkapla açılan versiyonuydu. Diğerinde yine demin nasıl açtıysak şunla açabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çeviriyoruz. Gayet güzel. Peki neyimiz eksik? Tabii ki alkolümüz eksik. Alkolümüzü koyalım. Yine ben uyarımı yapayım arkadaşlar. Bunlar tecrübeli değilseniz uğraşması... mikrofon bayağı terse gitmiş. Uğraşması çok tehlikeli işler. Döküyoruz. Tamam. Normalde alkol gibi şeyleri üzerinde uyarısı olmayan kaplara da koymak oldukça tehlikeli ve tavsiye edilmeyen bir yöntem. Siz kendi önleminizi alırsınız diye düşünüyorum. Matkapla açtığım deliğin pürüzleri var. Şimdi bunun ıslanması lazım. Onun ıslanması biraz vakit alacak. Ufak bir şırınga var. Şırıngadan ben bir miktar alkol çekeceğim. Bu alkolü... Evet abi. Hazır mıyız? Biraz da üstüne bulaşmış. Şunları şey yapalım. Bu
alkol ocağı yaptık ama bunu aslında siz zeytinyağı değil de ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Herhangi bir mutfakta kullandığınız yağla da yapabilirsiniz. Deniyoruz. Hadi bakalım. Hıhı. Bu mudur? Budur. Bu. Gayet güzel. Işıkları bir söndürüp bakalım. Bayağı ananı sikiyim. Niye söndü? Nereden yanıyor? Büyük ihtimal gaz çıkışı oluyor. Allah Allah. Evet. Üfleyince de sönüyor. Tekrar deneyelim. Evet. Kapatınca sönecek mi? Evet. Gayet süper bir lamba oldu arkadaşlar. Tabii bunu güvenle saklamak gerekiyor. Yani üzerini kapatıp bir yere koyduğumda ben onun birinin ellemeyeceğine emin olmam lazım. Onu da çözeyim. Onu da başka bir videoda anlatırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda parafinli ocakları yapmak için materyalleri topladım. Dardanel ton kutusuyla da yapacağız. Çaykur kutusuyla da yapacağız. Şu reşo yakıtını açıp bir bakmadım. Ona bakayım. Videoyu bitirmeden önce. Yani bunu da öyle bir yapmışlar ki açtın bir daha kapatma gibi. Bunu direkt yaksak ne olur abi? Bilmiyorum. Şu an yemedi yani. Kapatalım. Daha sonra bunu deneriz. Başka ne var size anlatacağım? Ya fener aldım arkadaşlar. Gayet çok komik bir fiyata. İki tane AA pille çalışıyor. 150 lira mı ne? Böyle şeyleri bazen buldukça dandik falan demeden almak lazım. Şu Amazon'da falan çok gördüğünüz bir şarjlı fener. Çantaya takmalık. Bu da bayağı güçlü. 2-3 modu var. Bu da SOS modu. Bu da 100 liraya geldi. İnanılmaz. Mahalledeki milyoncu da. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umuyorum sizin için izlemesi keyifli bir video olmuştur. Bu videoların da devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bana söyleyin. Hoşça kalın.